İyi akşamlar sevgili izleyenler. Biz her zaman konuğumuzu Karaköprü Belediye Başkanı olarak çıkartırdık. Ama bu akşam konuğumuz Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programın girişine eskiden sizlerden çıktığımızda önce bir Karaköprü'yü anlatırdık. Ama bu sefer bir şey anlatmıyorum, Büyükşehir'i de anlatmıyorum. Yeni görevimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah razı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ve teşekkür ediyorum. Programa şuna girmek istiyorum. Türkiye'de son günlerde hem şehit haberleri hem özellikle asker hem polis şehit haberleri gelmeye başlıyor. Birçok bölgesinde çatışma sesleri giderek yükselmeye başlıyor. Ve dün akşam da ortaya çıkan tabloda çeşitli yerlere saldırılar, beklemediğimiz, gezi olayların benzeri tarzında Türkiye'de beklemediğimiz, istemediğimiz şeyler olmaya başlıyor. Türkiye bir ortama sürüklenmeye çalışıyor. Başbakan sağduyu çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı hem dün hem bugün sağduyu çağrısı yaptı. Sayın Devlet Bahçeli de bu tür tarzda bir açıklama yaptı ama halen böyle Türkiye'de bir gerginlik ortamı var. Bu çatışmalı sürecin ve bu şehit haberlerin gelmesinin noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ne düşünüyorsunuz, neler söylersiniz? Şimdi Kadir Bey, ben öncelikle yani bu ortamda evet çalışmaya başladık. Sahayı, personeli, kurumu tanımaya başladık ama dikkat edersen tebrik kabullerini yapmadı. Evet. İşte gerekçe buydu. Yani bu kadar kanın aktığı, bu kadar görevlimizin, askerimizin, polisimizin şehit edildiği bir yerde tebriğin de bir anlam ifade etmediğini belirtmek istiyorum. Evet. Yani duyarlıyız. Şimdi konu, evet, yani girişi de güzel yaptınız. İyi okumak lazım. Neyi iyi okumak lazım? Kadim topraklar bu topraklar. Verimli topraklar. Bereketin hilali. Yıllardır Fırat, Dicle, Türkiye, Anadolu birçok medeniyete başkentlik yapmış. Birçok medeniyetin tarihte diyarı, işte geçiş güzergahı, stratejik konumu. Dolayısıyla etrafta birçok kıtayı aslında birbirine bağlıyor. Yani Asya'sı, Avrupa'sı ve Orta Doğu coğrafyası. Böyle Türkiye'yi iyi okumak lazım. Onun için Türkiye'de yalnız başına yönetilmiyor. Evet. Yani rahat yönetilmiyor. Evet. Açık söylemek lazım. Yani bu yönetime müdahaleler oluyor. Nereden oluyor? İşte bu Anadolu'daki farklılık, Türkiye'deki zenginlik, etnik yapı zenginliği veya milliyetçi, millet olarak o unsurların kullanılması suretiyle yapılıyor. Çünkü beni size nasıl kırdıracaklar? Bin yıllar bir arada yaşıyoruz. Ne? Birlikteyiz. Bir husumetimiz olmamış. Akraba olmuşuz. Kan olmuşuz. Kardeş olmuşuz. Siz bana kız vermişsiniz. Ben kız vermişim. Çerkez Türkmen'e, Türkmen Kürt'e, Kürt Arap'a akraba olmuşuz. Evet. Aslında biz mi bir millet olmuşuz? Ha belki bu milletin adı herkes farklı farklı yorumlayabilir. Ama o kadar münasebetler var ki. Bunlar bizim zenginliğimiz. Böyle görmek lazım. Aslında bunlar barış için teminatımız. Barış için teminatımız. Barış için teminatımız. Evet. Yani bu farklılıklar barış için teminatımız diyorum. Şimdi son olaylar. Allah rahmet eylesin. Rabbim hiç kimsenin yuvasına ateş düşürmesin. Gerçekten bakıyorsunuz 12, 14 böyle bir şey olabilir mi? Bu insanlar ne yapıyor? Görev yapıyor. Niçin yapıyor? Vatandaşı savunmak için yapıyor. Ne yoruna yapıyor? Nafakası için yapıyor. Bir maaşı için. Çoluk çocuğuna bir parça ekmek götürmek için yapıyor. Hı. Ya bunu yaşamıyla cezalandırmak nereye sığıyor? Ahlaka sığıyor mu? Hukuka sığıyor mu? Evrensel değerlere sığıyor mu? Demokrasiye sığıyor mu? Dine sığıyor mu? Ölümle ilgili Kur'an-ı Kerim'de şu var. Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüştür. Kasten bir insanı öldüren ebediyen cehennemliktir. Eğer bizim inancımız varsa bizim insanı öldürmenin öldürme noktasında uzaktan yakından bizim geçmememiz lazım. Evet. Peki nasıl böyle bir şiddet toplumu haline geliyoruz? İşte birilerinin hesap ve kitapları var. Bu biriler kimdir? İnan ne sensin ne benim.
ne Türkiye'dir, ne Anadolu'dur, ne Kürt'tür, ne Arap'tır, ne Türk'tür. Nedir? İşte burası dediğim başlarken o zenginlikleri gören, o zenginlikleri kendi zenginliği olarak kabul eden, yani tarih boyunca buradaki zenginliklerden veya bunun devamı olan coğrafyanın zenginliklerini alıp kendi yaşam standartlarını yükselten ülkeler. Bu ülkeler arasında yarışma olmaz mı? Olur. Hesaplar olmaz mı? Olur. Bu hesabı nasıl bozacağız? Bir olacağız, beraber olacağız. Toprağımızı seveceğiz. Farklılığımızı güzel açık bırakmayacağız ha. Bu kadar yani, basit. Yani şu safları sıklaştıracağız ki bize zarar vermesin. Bize zarar vermesin. Barış ve kardeşliğin en güzel örneği, ben hep örnek veriyorum, bu belki Türkiye birçok yerde vardır ama Urfa'da biz gördüğümüz için söylüyoruz. Gümrükhan'ı hep örnek veriyorum. Evet. Gümrükhan'ın üst katına çıktığımızda, aşağıda oturan insanlara baktığımızda farklı. Her kesimde insan var. Farklı. Ama hiç kimse kimseye niye Kürtçe konuşuyorsun, niye Türkçe konuşuyorsun, niye Arapça konuşuyorsun diye bir şey söylemiyor. Ve herkes oturup birbiriyle çay içiyor, sohbet ediyor. İnsan. Bizim özlemimiz bu. Tek kelime, insan. İnşallah da bugünlere tekrar kavuşuruz. Şimdi bana göre mesela insan öyle ayrıştırılmaz. Belki şöyle ayrıştırılabilir. İyi insan, kötü insan. İnsan ama. Ama ülkemizi kötü ama, insanlara mahcup ediyoruz. Ama bir insan. Etnik yapıyı ne yapalım? Ne yapalım Kadir Bey? Ne yapalım yani? Allah Teala beni Kürt olarak doğurmuşsa benim ne suçum var? Veya Allah Teala seni Türk olarak doğurmuşsa senin ne suçun var? Öbürü Arap olarak dünyaya getirtmişse ne suçu var? Biz seçebiliyor muyuz bunu? Mümkünatı yok. Mümkünatı yok. Bunun için nasıl biz birimize düşeceğiz? Böyle bir şey yok. Ama bir olmaz yere, yani. Birileri bir İslam yerde... felsefesinde olmaz. Hı. İslam dokusunda olmaz. Bir rehberimiz var. Peygamber Efendimizin hayatı var. Çok iyi anlamak lazım. Yetiyor. Nasıl yetiyor? Medine'ye geldiğinde Medine Yahudi, Ermeni ve Arap. Hı. Kabileler yaşıyor. Ama hiçbir sürede güçleniyor. Bak İslam ordusu anlamda güçleniyor. Sadece şunun için savaşı seçiyor. Sadece şunun için. Artık yani Allah'ın emirlerini tebliğ etmekte kendisine bir yaşam hakkı verilmediği gibi ölümle saldırıya uğradığı zaman meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Bakın dikkat edin. Saldırı savaşları yok Peygamber Efendimiz'e. Ben güçlendim, şu kabileyi şuraya saldırayım demiyor. Yahudinin hakkını Yahudi'ye, Ermeni'nin hakkını Ermeni'ye, Kureyş oraya veriyor. Hayatı iyi kavramak lazım. Şimdi rehber bunu yapıyor. Dünyanın onun suyu yüz hürmetine oluşturulduğu bir rehberimiz bunu yapıyor. Efendim biz Türk, Kürt, Arap, şu bu birbirimize gidelim öldürelim. Yani olmuyor ya, olmuyor. Son olaylar, olmuyor. Terör şiddeti, olayları, çatışma olayları. Şiddeti kabul etmiyoruz, terörü lanetliyoruz, şehitleri Allah rahmet etsin diyoruz. Hiçbir gencinin ölmesini istemiyoruz. Günahsız insanların ölmesini istemiyoruz. Bizim insanın ölmesini istemiyoruz. Ve hiçbir unsurun bizim insanları da kullanmasını istemiyoruz. Bizim insanımız yaşam hakkına sahip çıksın. Yaşasın. Zaten ömür bize biçilmiş. Ölüm de Allah'ın emri yani. Ölümden ne korkmak değil. Ölümden korkmamak lazım. Tamam. Kadere inanan bir insanız. Bize sonuçta bir ömür biçilmiş. Ama bir ömür biçilmiş de yani bu ortamın huzuru da bize kimsenin ömrü almaya hakkı yok. Hakkı yok yani. Evet. Olay hiçbir bu. Şey bir ömürden, bir yaşamdan daha değerli değildir. Değerli değildir. Olamaz şimdi, zaten. Şimdi dün akşamki olayları gördüğümüzde, Türkiye'deki dört bir noktasında gördüğümüz olayları sabahı işte arkadaşlar konuşurken, gazeteci arkadaşlar konuşurken acaba Suriye benzeri olaylara mı doğru gidiyoruz diye bir tereddüt yaşadık. Olmayacak. Temennimiz olmamasıdır. Sağduyu çağrıları onu gösterdi. Çünkü zank var, ve zank. Tutkal var. Olmayacak. Batı illerinde Doğu plakalı yolcu otobüslerine saldırılar. Bugün Şanlıurfa'da başta olmak üzere. Burada bir iki mesaj verelim. Evet. Yani şöyle, yani Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bir yerel yönetici olarak, bir belediye başkanı olarak, yani halkın, seçtiği halkına bu toprakta hizmet etmek durumunda kalan biri olarak şunu söylemek istiyorum. Yani batıdaki insanın da anlaması lazım bu pozisyonu, görmesi lazım. Doğudaki de görmesi lazım. Zaten amaç yarık aşmak, yarık. Ne? Amaç bu. Kamplaştırmak, sokak hareketlerine dökmek. Buna gelmemek lazım. Sokağa mı döküleceğiz? Uygun,
esnek, yumuşak, barıştan yana demokratik hakkımızı kullanacağız. Ne diyeceğiz? Ölüm istemiyoruz diyeceğiz. Ne diyeceğiz kardeşim? Batıda da doğuda biz kardeşiz diyeceğiz. Şunu diyeceğiz. Ya şimdi nasıl ayrıma tabi tutacağız ya? Kürt batıda yaşamıyor mu? Yaşıyor. Türkmen doğuda yaşamıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor tabii. Azeri doğuda yaşamıyor mu? Yaşıyor. Tabii. Çerkezi batıda doğuda yaşamıyor mu? Arabı doğuda batıda yaşamıyor mu? Allah aşkına ne oluyor ya? Ne oluyor bize yani? Ne oluyor? İşte birileri karanlık bir noktadan bir düğmeye basıyor ve provokasyonlar yani, devreye girince. Provokasyonlar devreye giriyor. Hesap kitaplar devreye giriyor. Oraya herkesin bir hesabı var. Allah'ın da bir hesabı var. Kelimeler, o zaman biz de beynimizi, kalbimizi, vicdanımızı ve tarihimizi iyi derleyip, iyi okuyup, yani geçmişimizden ders almazsak geleceğe emin adımlarla yürüyemeyiz. Biz de bu rehberlik noktasında şunu söylüyorum. Yani batıdaki kardeşlerimiz de hiç vatandaşımız da bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Onlarla yan yana olmakta, birlikte olmakta, aynı sokakta paylaşmakta, aynı alışveriş merkezine gitmekte, aynı maçı izlemekte, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniformasını görmekten, aynı kana bakmakta, aynı bayrağa baktığımızda aynı şeyi hissediyoruz. Evet. Aynı vatanı görüyoruz, toplumu görüyoruz, insanı görüyoruz ve sevgiyi görüyoruz ve bedeli görüyoruz. Çanakkale Rumu, Çanakkale Rumu. Evet. Orada hiçbir zaman bir ayrım yapıldı mı? Bir oldular, beraber oldular, koyun koyuna yaşadılar. Aynı mezara kemikleri birlikte girdi. Ve orası geçilmez dediler. Geçilmez dediler, birlikte dediler. Kürt Ahmet dedi, Türk Mehmet dedi, Çerkez Ali dedi, dediler ama. Hepsi birlikte dediler. E bu vatan birlikte kurtarılmışsa, bu vatan nasıl ayrılarak ortadan kalkar? Kalkamaz. Evet. Kalkamaz ya kalkamaz. Tarihimizi okursak Allah'ın izniyle biz bu provokasyon noktasında gerçekten aklımızı başımıza alıp ortaya sevgiyi, ortaya kardeşliği, ortaya gelişmişliği, ortaya bilimi, bilimselliği, yaşam bir huzur ya. Dünyada hiçbir şey nefes almak kadar güzel bir şey değil. Değil önümüzde, ya o nefesi kesmememiz lazım. Önümüzde bayramımız var. Evet, temennimiz. İnşallah bu bayramda barışa, çatışmanın olmadığı, huzurun olduğu. Belki kesilecek olan kurbanlar kan olup gider. Bir daha insan kanı istemeyiz. İnşallah. Olmamalı yani. Dileğimiz o. Topraklar yeteri kadar kana doydu. Olmamalı. İnşallah olmaz. Anneler de artık ağlamaz. Peki ben şimdi Türkiye gündeminden bir de biraz da Urfa gündemine dönmek istiyorum. Siz belediye başkanı olduğunuz dönemde Karaköprü'de gezip dolaşıyordunuz ama bu geleneği farklı bir versiyonda Büyükşehir'de ilk başladığınız günden itibaren başladınız. Esnaf siftahını yaparken yani sabah daha darabasını açarken ziyaret etmeye başladınız. İnsanlarla sohbet ediyorsunuz, konuşuyorsunuz. İnsanlar sizden ne istiyorlar, size ne sohbet ediyorlar bir Büyükşehir Belediye Başkanı gözüyle? Tabii daha çok yeni. Üçüncü günümüzü bitirmek üzere. Ya ben hizmet bağlamında söylemiyorum değil, yani. Değil değil. Hayır hayır. Yani şey anlamda söylüyorum. Şimdi bunun psikolojisi, oturmuşluğu, kan. Şunu görüyorum. Bir pozitiflik var. Bir enerji var. Demek ki yani siz topluma hesapsız, kitapsız hizmet ederseniz ve açık bir şekilde amacınızı, yaklaşımınızı, ilkenizi koyarsanız toplum sizi seviyor. Bu sevgi Allah'ın bir lütfu. Lütfen. Yani Allah sizi sevdirmese ne yaparsanız yapın boş. Kalbe o koyuyor. Bu inancımız bu. Bir sevginin, bir muhabbetin olduğunu görüyorum. Yani genç abi olarak görüyor. Yaşlı bayan evlat olarak görüyor. Amcam yeğeni olarak görüyor. Yaşıt kardeşi olarak görüyor. Niha Çiftçi'yi yakın görüyorlar. Hı. Gerçekten de ruh halim, yani benim kendi iç dünyam hepsini yetebilecek derecede. Hepsini seviyorum. Gerçekten bunu samimi söylüyorum. İnsanı seviyorum. İnsanımızı seviyorum. Fakirini seviyorum, fukarasını seviyorum. Zenginini seviyorum, inanılsın çocuğunu seviyorum. Yani belki sokaktaki çocuğa gösterdiğim sevgi, ilgi, alaka kendi öz çocuğuma göstermemişim. Samimiyet de bunu gerektirir. Hı. Samimiyet şu demek değildir. Kendi çocuklarını muhafaza altına al, güzel kral dairelerinde yaşat, milletin çocuğunu sokakta, bu sorumluluk değildir. Peki. Bu sorumluluk değil. Bunu güzel görüyorum.
Onların da gözlerinde ışık görüyorum. Sevgi ve muhabbet çıkıyor ortaya. Ya bir yani hayırlı sabahlar, böyle sabah şerifleriniz hayrola, bir nasılsın demek, vuştoni demek yani apayrı bir olay. Hı. Yani apayrı bir olay. Güzel başlıyor. Çünkü niye? İli temsil ediyorsunuz. Onların özüsünüz, onları temsil ediyorsunuz. Hı. Diyor ki, ben düşündü, benle birlikte, bugün sokağımda, bugün esnafta benim önümde geldi ve benle birlikte darabayı açtı. Bu müthiş bir duygu. Ha şunu söyleyelim. Yani rasyonel de olalım. Bizi bekleyen önemli sorunlar var. Bizim kafa yormamız gereken, çalışmamız gereken, kaynak bulmamız gereken, sevki idare etmemiz gereken birçok konu var. Onlara ha, geleceğim. Ha bu her ilçeye gittiğimizde dokunacağız. Dokunmak durumundayız. Şunu da söyleyeyim. Yani biraz yaşamımı irdeleyen, takip eden insanlar şunu görüyor. Her zaman. Her zaman bu olacak. Ama fırsatta. Yani nasıl fırsatta? Her gün ben bunu yapacağım desem diğer görevlerimi aksar. Olmaz. Ama ben şöyle bir mahalleye gittiğimde bir belki bir siyasetçinin, belki bir belediye başkanının, bir yerel yöneticinin duyduğu en büyük mutluluktur. Kendi insanıyla kucaklaşmak. Onun bir çayını, bir kahvesini içmek. Onunla bir hesap, böyle hemhal olmak dünyanın en güzel, en mutlu şeyidir. Peki, bir şey daha sorayım size. Örneğin siz Şanlıurfa kent merkezinde, merkez ilçelerde bunu yapıyorsunuz. Örneğin Suruç'ta, Birecik'te, Ceylanpınar'da, Halfeti'de de tabii. Buna benzer şeyler sabahın erken saatinde tabii. Yanınıza çok kalabalık olmadan oradaki tabii. Esnaf, oradaki vatandaşın çayını içeceksiniz, onlarla hasbihal edeceksiniz. Tabii ben şöyle söyleyeyim yani. Bu olacak, niye olacak? Ya Karaköprü'deyken mahalleler arasında bu oluyordu. Evet. 99 mahallem vardı. Her mahalleye gidiyordum. Yetişmeye çalışıyordum. Sohbet etmeye çalışıyordum. Burada 13 tane ilçem var. İşte 2200 yerleşim alanım var. Evet. Mahalle olarak. Ben hepsine gitmek durumundayım. Yani hepsine bu adaleti, bu eşit yaklaşımı göstermek zorundayım. Ama tabii ki şimdi merkezden başlamak durumundayım. Yani merkez neredeyse bu nüfus anlamında 680 bin. Evet. Şimdi ben 680 bini bırakır, 10 bin olan bir noktaya gider. Bunu yaparsam doğru değil. Merkezden başlamam lazım. Evet. Yani karar verirken buna kadar. Ama ilçelere gideceğim. Çünkü onların da belediye başkanı. Çünkü o ilçenin de hakkıdır büyükşehir belediye başkanını görmek, talepte bulunmak, onu tanımak, onu misafir etmek, ona aklına gelenlerini, şehir için düşündüğünü paylaşmaktır. En azından örneğin ben söyleyeyim, bir yaşlı bir amcayla özellikle Suruç'taydı, bu olaylar olduğunda gidip geldiğimizde. Ya biz hiç belediye başkanımızla görüşemedik, bir kahvede oturup da beraber bir çay içip de bir çay ısmarlama imkanım olmadı diye İnşallah. Ben oradan aklıma gelerek ben İnşallah söyledim. İnşallah gideceğiz, konuşacağız. Sadece bunu dar anlama, bir ayağa, iki ayağa zaman çok. Evet. Yani her zaman gideceğiz. O zaman bu gezileriniz... Her zaman gideceğiz. Bu Suruç'ta olacak, Birecik'te olacak, Siverek'te olacak, Ceylanpınar'da olacak, Halfet'te olacak, Akçakale'de olacak, Haran'da olacak. Hiç. Yani merkezde olacak. Peki göreve başladığınız ilk gün, ben sabah erken saate gelip sizinle röportaj yapmıştım. Orada özel kalem müdürünüzle şöyle bir talimat vermiştiniz. Kapılar kapanmasın, kapılarımız sürekli açık olsun. Herkesle görüşeyim diye. Mümkün yani sizin görüşme saatinizin olduğu zamanlarda herkesle görüşeyim, kimseye kapılarım kapalı olmasın. Bunu söylediğinizde yani insanların taleplerini, görüşmek için gelenleri, hizmet için gelenleri, hizmet yapmak için gelenleri ve bir şey iletmek için gelenler noktasında mı söylediniz? Bu güzel bir soru. Bakın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı neden sorumlu? Yani ne kadar alanda sorumlu? Bunu bir söylemek gerekiyor. Evet. Yani 1.800.845.000 nüfustan sorumlu. Bu 13 ilçenin mahalleleri, merkez mahalleleri, kırsal mahalleleri. İşte alan olarak işte 16.824.000 kilometre kareden sorumlu. Şimdi böyle bir sorumlulukta kapıları açık bırakırsanız hani bunu nasıl yöneteceksiniz? Evet. Mantık bu. Evet. Dar olsa hepsiyle görüşmek istiyorum. Ama şunu veriyorum.
şunu da vereceğim. Benim kapım açık olacak. Gücüm kaç kişiyle görüşmeye yetiyorsa sekreterimin kapısı açık olacak. Genel sekreterimin gücü kaç kişiyle görüşmek istiyorsa görüşecek. Daire başkanlarımın kapısı açık olacak. Kaç kişiyle gücü yetişiyorsa onunla görüşecek. Şube müdürlerimin kapısı açık olacak. Kaç kişiyle görüşme fırsatı varsa görüşecek. Yani tüm kapıların açık olmasından bahsediyorum. Tüm kapılar açık olacak. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Sadece yük başkanlığa yüklemek olmaz. Sadece hesap başkanlığa sorulur. Siyasetçiler ne yapsın? Memlekete günah geçsin. O zaman bürokratı tercih ettiği kişi buna omuz vermeli. Omuz verici. Bu siyaseti seni tercih etmişse sen çünkü bu memleketin evladısın. Evet. Bu memleketin bir parçasısın. Ailem bu memlekette yaşıyor. Benim de ailem bu memlekette yaşıyor. Sizin de aileniz bu memlekette yaşıyor. Evet. Bizim derdimiz ne? Bu memlekete hizmet etmek. Birlikte hizmet edeceğiz. Aynı hassasiyeti birlikte taşıyacağız. Niçin? Senin çocuğun geleceği için. Benim çocuğum geleceği için. Halkımızın çocuğun geleceği için. Halkımızın huzuru için. Kalkınması için. Refahı için. Mutluluğu için. Bu kadar basit. Mutlu kılmak. Evet. Mutlu olması. Peki bugünkü konuşmanızda lafınızı kestim. Siz, özür diliyorum. Siz devam edin. Ben lafınızı kestim. Yani bir şey söyleyecektiniz. Şu toplumu iyi kavramak lazım ve paylaşımı iyi yapmak lazım. Ne? Sorumluluğu da iyi paylaşmak gerekiyor. Görevi de iyi paylaşmak gerekiyor. Ne? Halka karşı davranışı da iyi paylaşmak gerekiyor. Peki bugün belediyenin eski salonunda, meclis salonunda daire başkanlarıyla, şube müdürleriyle bir toplantı yapmıştınız. Oradan konuşmanızı dinlerken bir kelime dikkatimi çekti. Biz buraya hizmet için geldik. Hizmet için kelimesini söylerken Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce Urfa'yı gezip dolaştığınızda ben bir gün Büyükşehir Belediye Başkanı olursam veyahut da Urfa'nın Belediye Başkanı olursam ilk yapmam gereken şey şunu çözmem lazım dediğiniz şey var mı? Hizmet noktasında. Hizmet çok şey var yani ama şöyle yani böyle biraz... içinizde uhde olan veyahut da geldiğinde ilk yapmam gereken şey bu diye. Şunu samimi söyleyeyim. Hiçbir zaman kendimi belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı yerine koymak. Evet. Yani böyle bir şey aklıma gelmedi. Hanı, inanın olsun gelmedi. Samimiyetle gelmedi. Çünkü konuşmanızın devamında halk bizden hizmet bekler. Bekliyor. Bekler. Bu. Yani hiçbir zaman böyle bir psikolojiye kapılmadım. Ama psikolojim şu. Görevin ne? Karaköprü belde belediye başkanlığı. Bir belden ver. Ona iyi bak. Onu iyi yap. Oldu ilçe. Evet. Neysin? Karaköprü ilçesi belediye başkanı. Karaköprü ilçesini güzel yap. Şimdi ne oldu? Görev verildi, seçildim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanısın. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak iyi hizmet ver. Hiç ön hesapları yapmadım. Niye ön hesabı yapacağım? Yarının sahibi Allah. Ben ne bileyim çok ön hesap yapayım. Ama bulunduğum zamanı iyi değerlendirmem lazım. Ben şunu söylüyorum hizmet noktasında. Bakın protokol yolu çok önemli. Bir şehre giriş çok önemli. Hep aklıma gelmiştir. Yani şu Diyarbakır yolu 50 metreye çıkmalı. Çıkmalı 50 metre yani geniş girmeli. Evet. Akçakale'de 50 metre olmalı. Evet. Çıkmıyor. Akçakale'de 50 metre olmalı. Şu olmalı. Ya sosyal tesisler olmalı. Halkın huzur bulduğu mesire alanları olmalı. Yeşil alanlar olmalı. Sıcak bir bölgedeyiz. Ağacı sevdirmeliyiz şu topluma. Bunlar demişimdir. Ha bunun yanında şimdi çok projeler geçecek ayrı bir olay. Onlar proje. Onlar... Ama temelde güzel bir şehir, yeşil bir şehir var. Şimdi ben şunu projeler anlamında söylemek istiyorum. Belki sizin kanalından çünkü 2500 en yetkisinden en yetkisine kadar personelim var. Şunu vurgulamak istiyorum. Bakın hayal etmekten korkmayınız. Hayal Allah-u Teala'nın insana verdiği en önemli konulardan bir tanesidir. Hayal edeceksin. Şehrini hayal edeceksin, mutluluğunu hayal edeceksin. Yolu hayal edeceksin. Olmayan dağ başında bile viyadüğü hayal edeceksin. Hayal ettikten sonra böyle biraz tahkik edeceksin. Yani oturulabilir mi? Yapılabilir mi? Tahkik et. Daha sonra inceledin. Tetkik ettin. Tetkik. İnceledin. Tetkik ettin baktın ki
Vallahi bu iş güzel. Bu proje yapılabilir. Sosyal projeler de böyle. İyi. Ondan sonra takvime bağlayacağım. Takvim. Takvime bağladım. Ne zaman başlayayım buna? 2 gün sonra. Ne zaman biter? 6 ay sonra. Takvime bağladım. Takvime bağlandıktan sonra neyi hayal edeceğim? O işin çıkabilmesi için o takvimde ne olmalı? Takip. Takip. Takip edeceksin işini. İşini takip edilmesinden 6 ay olur 6 yıl. Evet zaten. Anlatabiliyor muyum? Takipten sonra dünyanın en güzel şeyi ne biliyor musun? Meyve. Temayül. Tekamül. Sonuç. Sonuç çıktı mı mutlu oluyorsun. Ne oldu? 7T kullandım. Ben de şunu belirtmek istiyorum. Bugün kafamda şekillenen. O kadar yorgunluk içerisinde. Gel Şanlıurfa'ya, Şanlıurfa vizyonuna, Şanlıurfa Büyükşehir'ine. Hani herkes binme diyor, bir şey diyor, bir şey diyor ya. Hı. Hani ya şunu söylüyor yani 3T, işte ticaret, turizm, tarım. Hayır. Gelin ilkeden bahsedelim. Gelin tüm halkın kullanabileceği, herkesin işinde kullanıp başarılı olabileceği bunu Şanlıurfa'da markalaştıralım. Tahayyül, hayal edelim. Hı. Tetkik, takibi alalım, takip. Tetkik edelim, takvime bağlayalım. Takip edelim, tekamül edelim, sonuçlandıralım. Bakın her Urfalı'nın, belki her insanın bir ilke veriyorum. İşinde uygulasın. Başarılı olmazsa Nihat Şifşi hesap vermeye hazırdır. Bakın topluma sizin vasıtalı şu an aklıma geldi. Bir mesaj vermek istiyorum. Başarılı olmak istiyorsak gelin şu 7T formülünü hayatımıza uygulayalım. 7T formülü bizi başarılı kılacak. Ben şimdi 7T formülünü uygulamaya çalışıyorum. Hayal ediyorum, şehrimi yaşıyorum kafamda. Daha sonra tetkik ediyorum, gidiyorum bir bakıyorum. Şu hayalim buraya gerçekleşebilir mi, bu mahalleye? Ha, gerçekleşebilir. Daha sonra elemanlara, tekniğe talimat veriyorum, emir veriyorum. Gidin tetkik edin, inceleyin bakayım. İmarı ne, mülkiyeti ne, zemini ne, bu yapı yapılabilir mi? Tetkik ediyor, geliyor raporu yapılabiliyor. Ha, o zaman takvim verelim, bu projeyi ne zaman hazırlayacağız? Şu, ne zaman uygulayacağız? Bu tarihte. Güzel, o da tamamlandı. Ondan sonra projeyi başlatalım, takip et kardeşim. Sonra takip edeceğiz. Yaz sonuçta da mutlu ol ha. Peki, mutlu olunca. Temayülde de, tekamülde de. Tekamül diyorum ki 7T, evet. Herkes bir formül attı her siyasetçi. Ben de 3. günüm, ben de 7T formülü tüm insanlara öneriyorum. İnsanlığa evet. Öneriyorum. Şanlıurfalılara 7T formülünü reklam arasından sonra devam ettireceğiz. Aklıma getirdin, iyice bakmış. Biz buraya niçin geldik? Kente hizmet için geldik. Halk bizden hizmet bekliyor ve 7T kuralıyla birlikte bu kenti mutlu etmek için bir görev arz edildi, yine söylediler. Ben şuna dönmek istiyorum. Biz hep Şanlıurfa söylediği zaman medeniyetler diyarı, kültür diyarı, tarım evet. diyarı, müzik diyarı, müziğin ahenk yeri diye biz hep söyleriz. Urfa'ya baktığımızda, bundan önceki yıllarda baktığımızda sadece Viranşehir'de bir kültür merkezi vardı. Sonra Karaköprü'de bir kültür merkezi oluştu. Ama Şanlıurfa'da işte Kurtuluş Müzesi'nden tutun, Kent Müzesi'nden tutun, İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi'nden tutun. Böyle yerler var ama bu kadar kültürün olduğu bir yer, geçmişte müziğin ahengin olduğu bir yer, Türkiye'nin en büyük müzesinin yapıldığı bir yer, mozaiklerin çıktığı bir yer,
tarih kokan bir yeri olarak söylüyoruz ama halen Şanlıurfa'da bir kültür sanat sokağımız yok. Ve siz de Karaköprü için aslında bunu düşünüyoruz. Ben daha önceki programda size sormuştum. Siz Karaköprü gelişiyor ve bu olacak diye. Bu tarih kentinde, medeniyet kentinde, müzik diyarında böyle bir alanın oluşması için çalışma yapacak mısınız? Yani bir hazırlık olacak mı? İleriye dönük olarak soruyorum. Şimdi tabii şey olarak yani Şanlıurfa önemli bir doku. Önemli tarihi yapılar var. Önemli bir kültürü var. Kadim bir kültürü var. İnsan değeri yani müzik, sanat, ruh kendini Şanlıurfa'da buluyor. Böyle bir maneviyatı var Şanlıurfa'nın. Evet. Şimdi kültür sanat dediğimiz ne? Müzik dediğimiz ne? İnsanın mutluluk hormonlarını arttıran. Evet. Yani o hoyratı dinlediğinde mutlu oluyorsun. İşte o müzik parçasını dinlediğinde kendini bulabiliyorsan, seni geçmişe götürebiliyorsa, çocukluktan alıp seni bugüne getirebiliyorsa buna müzik deniliyor. Bir ahenk. Bu var mı Urfalı'da? Var. Var. Bu yetenek var mı? O da var. Var. Mekan var mı? O da var. Akıllı olmak gerekiyor. Bu mekanları artırmak lazım. Çünkü siz kültür ve sanattan uzaklaşırsanız sizin mutluluk hormonlarınız azalacak. Toplum olarak mutsuzluğa gideceksiniz. Bak bu böyle. Yani kültür sanat sizi besliyor. Evet. Şimdi de turizmi ekleyin. Turizm ne? Tarihi turizm. Dini turizm. Anlamlı mekanlar. Peygamber efendilerimizin yaşadığı, hayatların geçtiği, anlamlı mucizelerin yaşadığı mekanlar. Evet. Bir de bakıyorsunuz, tarihi yeniden yazıyorsunuz. 12.500'e gidiyorsunuz, 11.500'e gidiyorsunuz. İlk insana, yani ilk insanların ilk yerleşim, ilk tapınak, ilk ibadet, ilk dünyada belki de yabani hayattan organize olduğu, yerleştiği yer. Şimdi bunlar önemli. Nasıl önemli? Yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Kültür merkezini yaparız. Sorun yok. Her yerde Karaköprü'de yapmışız. Diyelim ki İranşehir'de Emrullah Cimbey'in yapmıştı onun önceki döneminde. Öyle hatırlıyorum evet. Ama belki şu anda da mevcut belediye başkanı. Diğer ilçelerde de olabilir. Olmasa da yaparız. Bu parayla olabilecek. Peki tarihi peki işte o kültürü dediğimizi, o inancı nasıl getireceğiz? İşte orada Urfa çok zengin. Urfa'nın tanıtımı tarihi turizm üzerinde kurulmalı. Tarih, kültür, sanat, turizm. Evet. Bunu dünyaya tanıtırsa biz tanıtımda çok geri kalmışız. Açık söyleyeyim. Bakın mesela İtalya'nın pizza şehri. Hepimiz diyoruz ki pizza kulesi. Evet. Ey kule. Herkesin önünde fotoğraf çekmede titrediği, aman ha aman görmek istediği, beynine o kadar yerleştirilmiş, neyle yerleştirilmiş, katalogla yerleştirilmiş, dergide yerleştirilmiş, efendim filmde yerleştirilmiş, yerleştirilmiş, ha yerleştirilmiş. İtalya'ya gittiğinizde olur mu? Ta diyelim ki yukarıda Milano'da olsanız bile iniyorsunuz pizzaya. Pizzaya. He, bak. Veya mesela Roma'daki işte Kolezyum. Veya Venedik ise. Venedik. Valla Venedik ne var yani biz de Urfa'nın inşallah o gelişmişliği yakalarız. Artık Büyükşehir Belediye Başkanıyız kaçış da yok. Biraz böyle Fırat'ı da döndersek anlatabiliyor aslında musun? Aslında Venedik yani hazırlığımız var. Dur ya çok şimdi şeye girmeyelim bir okuyalım evet. Bir kaynaklara bakalım. Afaki sözler vermeyeyim. Evet. Ama şunu söylüyorum. Yani ama orada bak tarih var Allah var. Hani tarih var. Ama adamlar bunu ya öyle pazarlamışlar ki seni bitirmişler. İşletmişler senin beynini. Evet. Seni çekiyor. Gideceğim göreceğim. E git gör. Vallahi gittiğin gördüğünden bu mu diyorsun kafamdaki? Ulan anlıyorsun ki adamların ne yaptığını. E biz şimdi geliyoruz Göbeklitepe. Göbeklitepe bana bakıyor. Ben Göbeklitepe'ye bakıyorum. T şeklinde bir taş. Bir de yanında bir daha T şeklinde bir taş. Bir de üzerinde birkaç hayvan motifi. Diyorum bundan ne çıkar? Ve insan olarak bakın. Bundan ne çıkar? Niye? E şimdi derinlik olması lazım.
Yani onun ne ifade ettiğini anlamak lazım. Yani okumak lazım. Okuyan bir toplum olmamız lazım bir. Ondan sonra onun dünyada bir yerde olduğunu ve bu yerin de Göbeklitepe olarak Şanlıurfa'da olduğunu anlamak lazım. Geliyoruz Balıklıgöl'e. Gözümüzde Balıklıgöl. Misafirlerim geldiğinde ben gezdiriyordum mesela Balıklıgöl'ü. Ne hissediyorsunuz? Dergahı, Halil İbrahim Peygamber makamını, Eyüp Peygamber makamını. Bilmiyorum diyordu ama vallahi içimde bir huzur var ya. İçimde bir huzur var. Kendimi mutlu hissediyorum. Kendimi huzurlu hissediyorum. Kendimi korunmuş hissediyorum. Bunu söylüyordu. Bizde nasıl olmuş? Sıradanlaşmış. Balık ağzını açıyor, at yemi. Klasik şey. Balıklıgöl'ü böyle algılıyoruz. Yok dünyada başka bir yerde Balıklıgöl. Yok dünyada başka yerde Balıklıgöl efsanesi. Yok. Bunu ne kadar pazarlıyoruz? Hiç. Diyeceksin Kadir Çelikcan olarak falan Nihal Çiftçi ben mi pazarlayayım? Millet bu senin Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı, sen pazarla. İşte ama bunu misyon olarak alıyorum, onu demek istiyorum. Evet, ben anladım. Bunu misyon olarak alıyorum. Şimdi kafamda da şunu getiriyorum. Neyi pazarlamalı bu şehir? Bu şehir ekonomik olarak tarım ürünlerini pazarlamalı. Var. Su var, verimli toprak var, güneş var, hava var, Allah'ın tabii varlığı var. Yani bunlar verilmiş bu memlekete. O zaman bilimsel kullanmalıyız. Bilim alanında çok iyi verim elde etmeliyiz. Sağlam ürün elde etmeliyiz. Ve bunun pazarlamasını iyi yapmalıyız. Urfa buradan kendini Türkiye'ye, dünyaya hatta pazarlayabilir. Bu potansiyele sahip. Evet. Bir de neye sahip? Hani der ya, işte gez dünyayı, gör Urfa'yı. Öyle diyelim. Gör Konya deniliyor. Evet. Öyle yapacaksın. Ne kadar gezerse Urfa'yı görmeliyim. Aslında bunu yakaladık son 3-4 yılda. Bakın onu söyleyeyim. Çünkü ben dışarıda Şanlıurfalıyım dediğimde merak ediyorum. Görmemişim diyor. Merak ediyor musun? La valla diyordu. En merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Zaten önce o merakı uyandırırsanız sonra gelir. Ama gelmesi için bir şey var. Şu ortam değil. Evet. Esnaf diyor ki sifta yapmıyorum. Evet. Kimseye. Bu ortam değil. Dışarıda Şanlıurfa öyle görülmüyor. Ama tabii güvenlik önemli. Çözüm önemli. Süreciyle birlikte. Ama Şanlıurfa bir huzur şehir. Belki şimdi dışarıdan izleyen tüm hemşehrilerimiz diyelim Urfa'yı bilen tüm halkımız şunu seslenmek istiyorum. Urfa'yı seven, harbiden hizmet etmeyi de kendine şiar edinen, şu anda da sorumlu bir mevkide yeni başlayan biri olarak şunu söylüyorum. Urfa huzur şehri, Urfa barış şehri, Urfa kardeşlik şehri, Urfa bilim şehri ya. Harran'a gidiyorsunuz, düşünüyorsunuz. Aslında Urfa şurada biraz bu huzur ortamını da yerel yöneticilere şurada kaybetti. Şimdi Akçakale'deki olaylar olduğunda gelen yabancı basın Şanlıurfa'da olmuş gibi izah ettiğinde, aynen, Kobani olayları olduğunda, aynen, işte sınır Şanlıurfa merkezinden 50-60 kilometre, 70 kilometre uzakta olduğunda değil de Şanlıurfa'da bu olayın olduğunu anlattığı zaman sıkıntı oldu ve dünyanın turizm gezi noktalarında işte kırmızı alana girmeye başlayınca turizmler, rezervasyonlar iptal edildi. Biz bunu yıkabiliriz. Bunu yıkmamızla yıkabiliriz. Mesela ne bileyim ben bir esnaf çalıştayı yapmayı düşünüyorum. Ne? Yani esnaf olarak bir araya gelelim. Demeç verelim. Ya biz huzur şehriyiz. Bizde yok kan yok, revan yok, şu yok, bu yok. Gelin şu güzellikleri görün diyebilmeliyiz. Biz Urfa'nın sorumluları olarak, kamu kurum kuruluşlarından, tabii ki bunun başında Sayın Valimiz. İşte yerelin başında Delikli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve ilçe belediye başkanlarımız onunla birlikte. Siyasi olarak partilerin il başkanları. Evet. Yani STK'lar, ticaret sanayi odaları, efendim meslek grupları. Ya hepimiz çiftçi, ziraat ne? Biz önce şunu bir Türkiye'ye göstermemiz lazım. Hayır bakın biz şiddetten yana değiliz, terörden yana değiliz. Bu memlekette bunu istemiyoruz. Biz bu toprakların verimini istiyoruz. Biz bu tarihin insanlara anlatılmasını istiyoruz. Biz bu inancın, bu manevi huzurun, tadın, lezzetin her insanın yaşamasını istiyoruz. Bizde bu tat ve lezzet var. Bunu istiyoruz. Biz sabahta gerçekten dergah camiinde, Balıklıgöl'de, ya sizin o teneffüs etmiş olduğunuz hava bulamıyorsunuz, hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Ama bakış açısı, bakacağız. Harran'a ben Mehmet Başkanıma söylüyordum. Diyordum ki ben
Harran ilçe belediye başkanı olsam, bak onu yerine koyuyordum. Hani dediniz ya. Evet. Ben diyordum o surlara, o rasathaneye, o gözlem evine, o üniversite kalıntısına, yani medreseye gözüm gibi bakardım. Tertemiz bakardım. Çünkü turizm odur. Onun için geliyor. Evet. Yani onları öyle bırakmazdım. Rabbim şimdi kısmet etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak da sorumluluğum var. İnşallah onunla mesela olup el ele vereceğiz. Ne yapabiliriz? Kültür Bakanlığı geldi bir şeyler yaptı da temizliği devamı gelmedi. Yerele düştü. Evet. Etrafındaki yeşil alanı korumak yerele düşecek. O tarihi dokuyu korumak yerele düştü. Sevgi yerele düştü ya. Sevgi tanıtım yerele düştü. Sevmezsen ki nasıl oraya gireceksin? Huzur, güvenlik, yerel. Yerel çok önemli ya. Yerel bir şehirde çok çok önemli. Açık. Yani hele Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte vallahi artık her şey belediyelerde. Her peki, şey Büyükşehir Belediye. Her şey belediyelerdeyse ben şunu sorayım. Sorun. Siz de yani sorum derken yani hep karşılaşmışsınız. Örneğin bir Urfa'nın tanıtım rehberi hazırlandığında evet. Veyahut da Urfa ile ilgili bir tanıtım broşürü, turizm broşürü hazırlandığında yıllardır alışa geldiğimiz fotoğraflar, bir balık göl fotoğrafı, bir çiğ köfte hiç fotoğrafı, değişik açıdan bakılmıyor. Bir ciğer işte ciğer kebabı fotoğrafı tarzında fotoğrafı ama hep işte tarihine baktığımızda yok Barutçu Hanı, yok İsoççu Hanı, yok Tezciler Çarşısı, yok Gümrük Hanı diye bir şey var. Peki Urfa'nın eğer müziğin diyarıysa, Orfeus burada yetişmişse, Orfeus mozaiği burada çıkmışsa neden bir müzik sokağımız yok? Örneğin İsoççular Çarşısı varsa halen biz niye onu canlandıramıyoruz? Niye ondan bahsedemiyoruz? Veyahut da işte bu kültür ve sanata bakış açısı. Evet. Bununla ilgili bakış yani açısı. Tabii hemen ben şimdi siz başladınız ben bağlamda söylemiyorum. Değil. Ama bununla ilgili geleceğe dönük turizmcilerle birlikte, sivil toplum örgütleriyle birlikte. Halepli Bahçe evet. Şehir Müzesi. Şu an Türkiye'de en büyük müze. Evet. Bunu bilen var mı bilmiyorum. Türkiye'nin en büyük müze kompleksi. Yani şu an Urfa'nın artık geneliyle ilgili ben de şey yapıyorum yani yanlış bilgi vermemek, eksik bilgi vermemek adına böyle bir fırsat bulunca göz gezdirmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Güzel yapıldı mı? Güzel. Peki bunu nasıl canlanacak? Farklı bir bakış açısıyla canlanması lazım. Evet. Yani bunu dediğin gibi yani siz bunu İsoççular Pazarı'na da Gümrük Hanı'na da böyle bakabilirsiniz. Eyüp Peygamber bak. Şimdi sabır deniliyorsa eğer biz Urfa'yı hatırlatmıyorsak tüm dünyaya bu bizim sorunumuz. Çünkü sabır da dünyanın yeryüzünde en sabırlı insan Eyüp Peygamber'dir. O da makamı buradadır. Burada sabrı dünyaya yaymıştır. Buna böyle bakacağız. Ama makamı sabır kaçmış gibi. Bilim işte bakın onlara şimdi şey yapacağız. Yani bu bir kere olmuyor. Evet. Şimdi önce bunu dikkat edersen bir bilinç oluşturmaya çalışıyorum. Evet. Bir sevgi bilinci, bir aidiyat, bir farkındalık. Şimdi olayı siz farkında değilseniz Allah yardım etsin. Allah yardım etsin. Farkında değilim ha. Evet. Şimdi biz bir farkındalık önemli bir şey. Fark etmek. Şimdi o zaman biraz farkındalıktan bahsedelim. Yani biz Harran'ı nasıl fark edeceğiz? Nasıl farkındalık duygusunu oraya yansıtacağız? Ya bilim denildiği zaman ya dünyanın ilk üniversite ya bilim ya evet. bilim adamı Farabilerin yetişti. Bin kuralların yetişti. İşte Elbrun'un yetişti. Yani dünyaya bilimi yayan yer burası. Dünya bilimsel gelişmeyi buraya borçlu. Böyle bakacağız. İşte İbrahim Peygamber makamına nasıl bakacağız? Allah bile demiş dost Halil dost lan dostluğu bize öğretecek ata burada be cömertlik burada bazen deniliyor ya Urfalılar cömert evet. Diyorum cömert ataları cömert Halil İbrahim sofrası yani ataları cömert evet. Şimdi felsefeyi biraz devreye koyacaksın ki gençlik seni anlasın çocuğum anlasın yeğenim anlasın beni. Bu boş değil. Bu Şanlıurfa boş değil. Bu Şanlıurfa medeniyet üzerine kurulmuş. Bu medeniyeti anlamak lazım. İnanç üzerine kurulmuş bu inancı anlamak lazım. Böyle şehri bir yutmak gerekiyor. Şimdi
Biz Karakoyun Deresi'ne nasıl bakıyoruz? Aman işte ne bileyim, kanalizasyonların aktığı, ki Allah razı olsun yani artık dönem dönem iyileştiriliyor. Ama bakış açımızda farklı bir şey. Koktuğu, oradan geçip de kapattığımız. Evet. Ama bize tarihin bir mirası olduğunu, Halepli Bahçe bak mozaikler ortaya çıktı. İşte orayı basmamak, Balıklı Gölü basmama adına, Halil Peygamber makamını basmamak için taşkınlı suyun elle, kazmayla, arabayla o dağın yarılıp bir bilimsel olarak sele yön verildiği, işte ak koyunlu, kara koyunlu her tarihte bunu böyle algılamıyoruz. Oraya burnumuzu kapalı. İşte ama geçmişte kara koyun aslında bunu şunu öyle o zaman bizim biz değil. Okuyan bir toplum olursak, ben hep okumanın üzerinde durdum. Okuyan bir toplum olursak Allah ferasetimizi çok iyi açar. Açacak böyle. Allah'ın emriyle beynimiz açılacak. Farkındalığımız gelişecek. Şehrimiz. Zenginlik budur. Zenginlik ne olsa ya, benim 50 tane dairem olsa ne olur? Ne olur ya, mezara götürmüyorum. Aslında Venedik örneğinde Karakoyun'u kentin ortadan ikiye bölen alanda bir tür şimdi büyük tarzında olur. Tabii hayır, ben şu bugünlük değil. Hemen. Bu geleceğe yönelik daha geniş zaman gerektiren yani şöyle, çalışma olabilir. Hani korkmuyorum bir şey söylemekten de. Bunun üzerinde tabii ki çalışmalar geçmiş dönemde de yapıldı. Yapılmalıdır. Bir iş zaten imkanına kavuşması lazım. Hı. Tekamül edebilmesi için. Yani zamanı beklemek lazım. Zamandan önce açılmamak lazım. Hı. Zaman. Yani onun için şimdi Urfa'nın daha önemli sorunları var. Bunları bir toparlamak ama lazım. Biz bazen hani söylediniz ya hayal. Ama bu hayal. Ama bak şey, söylen hayal bu, güzel bir şey. Biz Urfa için bak, hayalleri bazen. Bunu bir formülüm açısından bir şöyle tetkik edelim. Evet. Hayal ettik. Karakoyun Deresi'nden, Cavsak Deresi'nden, işte Sırın dediğimiz Akpınar Deresi'nden, evet, suların akıtıldığını, temiz suların akıtıldığını ve dikkat et bu derelerin hepsinin çıkış noktasının Harran Ovası'nın menbaası olduğu, evet, bir yerden bahsediyoruz. Coğrafya uygun mu? Uygun. Uygun. Bak tetkike başladık. Su kaynağını nerede bulacağız? Zaten Fırat'ımız var. Ha? T1, T2 tünelleri. Fırat var, su var. Peki suyu buraya drene edersek, motorpompla pompalarsak akar mı? Akar tabii. Akar. Akar. Akıntı da var. Ne yapmamız lazım? Yalıtmamız lazım. Daha bir şey. Bunun için ne lazım? Para lazım. Biraz zenginleşmemiz lazım toplum olarak. Onu demek istiyorum. Evet. Bak Allah bir imkan vermiş. Valla tetkikten geçti. Tahkikten de geçti bu. Evet. Takvime bağlayabilir miyiz? İşte orada kaynağı çözmemiz lazım. Kaynağı çözeriz, takvime de bağlarız. Valla sonuçlanır da yani. Takip edersek yapılmayacak bir şey değil. Bak su kaynağı olmasa, Atatürk Barajı yapılmamış olsa atalarımız, siyasi büyüklerimiz veya bürokratlarımız veya mühendislerimiz onu yapmamış olmasa şimdi derim ki bu hayal. Yani Atatürk Barajı yapılmamış olsaydı böyle bu Cavsak Deresi ile Akpınar Deresi ile Karakoyun Deresi'nin birleştiği nokta kentin en güzel mihenk taşlarının olduğu yerden geçtiği bir yer olmasaydı sil baştan bir şey yapmak belki çok zor bir şey olacaktı. Ama iki ana menba hazır olunca şimdi geriye bunun farklı bakış açısı çok önemli. Kalıyor. Yani gerçekten hani farklı bakacaksın. O an hayal gelebilir. Hayal kurmazsan farklı bakamaz. Ne? Ve bilimsel gelişme de ortaya çıkmaz. Hayal de ortaya çıkıyor. Ne? Ben bazen şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak da inşallah bunu yapacağız. Ve teknik kadroyla toplantı yaptığımda arkadaş hayal etmekten korkmayın. Hayalinizi yani, benimle paylaşın. Karaköprü'de söylediğiniz ben hatırlıyorum. O tepeden de sizinle röportaj yapmıştık. Teleferik için evet, olduğunda şu güzel manzara insanlar buradan izleyebilecek diye söylediğimizde evet, Urfa içinde hayal ettiğimiz projeler çok da olmayacak, imkansız denilebilecek şeyler değil. Yo, ve Peygamberler Şehri bunu hak ediyor. Ve tabii bu söylediğimiz hani bugün siz başladınız, bugün yapma bağlamında değil. Geleceğe dönük. Hayır. Ve şimdi siz de bunu kısa gideyim. Yani mesela Karaköprü ile ilgili hayaller. Geldim, Akpınar Deresi'ne bir baktım. Şehri ikiye bölüyor. Ya şu dere biraz ıslah edildi. Keşke biraz daha etrafı imara şey açılabilmeliydi. Geniş açılabilmeliydi ama onu kurtaramamışız. Olabilir.
ıslansa, şöyle bir hava sirkülasyonu açısından Karaköprü'ye nefes ver dedik. Çok belde kadrosu, çok dar bir kadro. Yani herkes yok, nasıl bir hayal ya, bunu yapabilir mi ya? Yani başkan bunu söylüyor da. Gerçekleşti Allah'a şükürler olsun. Hı. Ya Şanlıurfa, Karaköprü beldesinin üzeri kömür dumanları siniyor o vadinin şeyine, boğaza. Hı. Doğalgazı tamamına yaymamız gerekiyor. Doğalgaz olabilir mi? Daha doğalgaz Adıyaman'a, Antep'e verilmemiş. Daha hat yok da. Ama oldu. Ama oldu. Yamaçlar var. Ya şu yamaçlara biz güzel şeyler yapamaz mıyız? Yeşil alanlar, işte yaşam parkı. Yaşam parkını ihale etti. Hı. 16.600 ihale etti. Büyük bir park. 140 dönümü. İçinde bilim merkezinin. Daha kısa. Artık somutlaştırdık. Sonucu bekleyeceğiz. Yapılacak kaynağını da çözdük. Teleferik. Bahsettiniz yani, biraz da Karaköprü nasıl bıraktığımı da anlatayım. Evet. Hani gelecek olan kardeşimiz her zaman onunla birlikte beraber bir abisi olarak, çünkü sonuçta belediye tecrübesi açısından meclis üyelerinin hepsi yeni. Meclis üyelerinin içine seçilecek. Aslında Karaköprü Haliliye gibi, Eyübiye gibi çok sorunlu şey bir ilçe yani, değil. Mesela teleferik dediniz. İnanınız olsun, planımıza işledik. Ondan sonra projesini yaptırdık. İhale dosyasını hazırladık. Devlet Planlama Teşkilatı, Bakanlık ve İller Bankası Yönetim Kurulu'nda aldık. Paramızı da serbest, şu an serbest. 15 milyon TL. Açık söyleyeyim, hazır. Eğer ben bu gelişme olmamış olsaydı, takvimine ihale onayı alıp gün alacaktım. Hazır. Artık bak, gelecek, önemli. Artık gelecek belediye dedim başkanı. Dedim ki bu da gelecek belediye başkanımıza, geleceğim diyeceğim ki bak, benim Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Karaköprü'ye ilçeyken hazırladım ama senin bizimle değil, şu projeye bir vur. Altını da zaten Gaf Vadisi olarak ben yapacağım. Evet. Fıstık gibi bize T1 T2 tünelleri, o var senin ayağın altında. Vallahi bunlar hayal değil, artık somutlaştı çünkü yapılmaya başlandı. Peki arkadaşlar, işaret edildiler, süre bitti diye, ama bir şey daha soracağım. Söyle. Şimdi Karaköprü, insanlar hafta sonu olduğu zaman pikniğe gideceğiz dedikleri zaman, mesela bir geldikleri Karaköprü, mesire alanı ve işte Atatürk Ormanı dediğimiz yer. Bu mesire alanların, insanların hafta sonlarını değerlendirmelerini, pikniklerini yapabileceği, çocukların oynayabileceği yeni büyük alanların gelişmesi noktasında çalışmalarınız ileriye dönük olacak mı? Şimdi mesire alanların sonunda biraz şey olduk yani, piştik. Nasıl piştik? Şimdi nereye, hangi tepeye bakınca, hangi yabancıya bakınca burası olur mu diye bakmaya başlar. Evet. Yani bunu niye yapmayalım? Yapabiliriz. Yani Halil ilçemizde de, Eyüp ilçemizde de, Siverek'inde de, Viran şehrinde de büyük ilçelerden başlama kaydıyla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunu yerine getirerek yapmalı. Çok bir şey değil ya. Ağaç yetiştiriyorsunuz. Yani çok at deve değil ya. Ağaç yetiştiriyorsunuz. Toprak seriyorsunuz. Sulama sistemi döşüyorsunuz. Bir ekonomik gücünüze göre ne var yani? Ondan sonra banklar koyuyorsunuz. Pergoleleri koyuyorsunuz. Dikkat edin, mesela mesire alanımızı bitirdik ama 2-3 yıldadır bitiriyor. 3 yıldır yapıyoruz. Evet. HDP birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. Bunu yapacağız. Bir de Urfa merkez ilçeleri olarak söylüyorum. Akşamları olduğunda, özellikle sıcak olan Şanlıurfa'da, insanların, ailelerin çocuklarıyla gidip beraber çok oturabilecekleri, rahat yani, yerler noktasında. Evet, gerçekten çok hizmet veriyor. Evet. Yani çok müthiş hizmet veriyor. Toplumun da buna ihtiyacı var. Bu tespit edildi. Hatta bizim 220 dönümlük bir rekreasyon alanımız var. O da Karaköprü Akpiyar'da. Onun plan düzenlemesi, DS ile protokol yetkisi olarak inşallah çalışmalar yapılıyor. Bu oturumda, pazartesi olacak oturumda da Büyükşehir Belediye Meclisimizden yetki alacağız ve işlemi başlatacağız. Ben Eyüp'e bölgesini dün gezdim. Orada da böyle bir yeşil alan, yani ağaçlık alan gördüm, ağaçlandırılmış alan gördüm. Hemen çevre yolun kenarında bayağı da bir, tahminime göre 40-50 bin metrekare vardı. Hemen burası en güzel mesire alanı dedim. Yavaş ağaçta yetişmiş toprağı düzenle, sulama sistemlerini döşe, bitki ve çimini at, insanlara böyle piknik masaları aç, piknik noktasında ne bileyim suyunu çek, işte Urfa halkı bu tür yerlere muhtaç. Yani yapacaksın. Güzel olacak. Yeşil alanlar çoğalacak. Yeşil medeniyettir. Yol medeniyettir. Su medeniyettir. Bunları çözmemiz gerekiyor. Medeniyetten yoksun bırakmak istemiyorsak insanımıza.
Bunları önce çözmemiz gerekiyor. Sonra daha büyük, daha vizyoner, daha büyük şehir mantığına yakışır. Yani işte Yaşam Parkı gibi, Teleferik gibi, Gap Vadisi gibi, işte Dalgeçler gibi, işte Karakoyun, Akyar, Cavsat derelerine su bırakma gibi şehri tümden harekete geçirebilecek, güzelleştirebilecek projeler üzerinde. İnşallah. İnşallah. Peki. Yani önümüzde şunu da söylemek istiyorum. Vallahi her kapıya gideceğim. Her taşa başımı vuracağım. Urfa'ya bir şey koparabilme adına. Kaynağı koparırsam yapmak benim için kolay. Yapmak kolay. O zaman yeri görevimizde Allah yardımcınız olsun Allah diyelim. Olsun. Peki Allah çok var. Teşekkür ediyoruz programımızı. Ben en azından düşüncelerinizi 7T'yi bize söylediniz. En azından buradan ilk kez. Buradan çıktı. Evet. Yani buradan çıkıyor. Yani hep mesela şey yapıyoruz ama bana göre yani güzel bir şey. Her insan kendi hayatını uygulasın. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, Çiçeğiburnu'ndaki Büyükşehir Belediye Başkanı diyelim. Düşüncelerini, görüşlerini aktüel de olsa aldık ama geleceğe dönük hayallerin olduğu, 7T hayalinin olduğu bir belediye başkanı. Umuyoruz ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa geneline, sadece merkez değil Şanlıurfa genelinde çalışmalarıyla kendinden bahseder Karaköprü'de olduğu gibi. Bir dakika oranda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.